Şeref Bey. Depo yangını araştıran kişiyi bulduk. Kimmiş? Kuzgun Cebeci. Şu eski polisin oğlu mu? Evet. Bir şey daha var. Adam Rıfat Bilgin'e çalışıyor. Mekanı onun şirketine kayıtlı araçla gitmiş. Rıfat onu indirmek istediğimizi çözdü mü dersin? Efendim, hemen sarın etrafını. Ne oluyor? Biri gizlice çiftliğe girmiş. Sakin. Silahım yok. Kuzgun kim? Silah yok, yok. Bir bu var. Olur mu? Tanıdın mı lan beni? Ya duyamadım ki ben seni. Tanıdım. Senin selamını okutacağım ben de. Korkma, bugün değil. Düş önüme. Beyler selamun aleyküm. Ne oluyoruz ya? Texas mı burası? İndirin silahları. Şeref de Aslanlı. Kendimi takdim edeyim. Ben Kuzgun Cebeci. Yusuf Cebeci'nin oğlu. Kim olduğunu biliyorum. Namım önden gelmiş, ne güzel, ne güzel. Ne istiyorsun? Merak etme, seni öldürmeye gelseydim bu kadar seyirci toplamazdım. Şimdi şu çakalları gönder de seninle iş konuşalım. Bana canını bağışlatacak bir şey söyle. Rıfat'ın deposunu senin yaktırdığını biliyorum, olur mu? Nedeniyle ilgilenmiyorum, açık konuşayım. Umurumda da değil. Ama hedefimiz ortak. Rıfat Bilgin. Şimdi sen söyle. Yöntemimizi konuşalım. Rıfat Bilgin'i nasıl bitiriyoruz?
Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de. Şu arka tarafın telleri var ya. Orayı çok değil böyle bir, 1,5 metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık. İcabına bakalım mı? Sırası gelince önce o Rıfat'ı temizlesin. Kimsin? Kardeşim. Kesik. Oğlum sen misin lan? Sen İstanbul'da mısın? Nereden arıyorsun beni? Evet kardeşim. Acil görüşmemiz gerek. Kesik. Ne oldu bu halin? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ali mi yaptı? Nasıl buldular seni? Oğlum konuşsana lan. Ya oğlum vallahi gidecektim. Mevşehir'de karı kız peşindeydin değil mi? Nasıl kurtuldun? Senin kız geldi. Dila. Görsem var ya, bir posta koydu. Öyle tak tak ateş ediyor hatun. Seni de fena savundu ha. Adamı takipte misin Selçuk? Güzel. Takip edildiğini hissetmesin. Sakın gözünden kaçırma. Kuzgun'la buluşup buluşmayacağını bilmek istiyorum. Bana gittiği her yerin konumunu gönder. Mekandan çıkar çıkmaz bir telefon kartı aldı. Sonra da buraya geldi. Başka da bir şey yapmadı. Tamam. Sağ ol Selçuk. Çok bilindik av yöntemidir. Şimdi bu eğitilmiş kuşun ayağına bir tüy bağlanır. Avcı normalde yakalayamayacağı avı ayağına getirir. Yani ava kendini avcı sandırır. Yani insan yakalayamayacağı kadar yüksekte bir şey gözlüklüyse önce yakalanır. Ve yakalandığında da yakalanmış da olur.